Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok az bir malzemeyle nefis bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Malzemelerimiz gördüğünüz üzere bir patatesim var, büyük boy bir patates, 3 adet yumurtam ve baharatlarım var. Onlar da tuz, pul biber, karabiber ve kekikten oluşuyor. Öncelikle patatesimi rendeleme ile işe başlıyorum. Şekilde devam ediyorum. Rendelemiş olduğum patatesimi şu şekilde derin bir kabın içine aktarıyorum ve üzerine bir bardak su ilave edeceğim. Suyu ilave etmekteki amacım da patatesi tamamen nişastasından arındırmak ve patatesin renk değiştirmesini önlemek. Hemen 1-2 dakika suyun içinde reklesin. Bir kenara alıyorum. Ben bu arada patates ve baharatları patatesin kenara aldım. Yumurtalarımla baharatlarımı harmanlayıp hazırlamak istiyorum. Öncelikle yumurtalarımı kabıma bir kırayım. Ben 3 adet yumurta kullandım. Dilerseniz 2 de kullanabilirsiniz. Evet. Bu şekilde yumurtalarım da hazır. Baharatlarımı da ilave ediyorum. Ben biraz yarım çay kaşığı kadar kekik de kullandım. Hoş bir lezzet ve güzel bir koku bırakacağına inanıyorum. Dilerseniz kullanırsınız ya da kullanmazsınız. Size bırakıyorum. Baharat da tamamıyla size kalmış. Şu şekilde bir harmanlayalım. Da hazır. Şimdi patateslerimizin artık suyunu sıkabiliriz. Şu şekilde avucumun içine alıyorum. Patatesimin suyunu tamamıyla sıkıyorum. Bu arada nişastasından arınmış oluyor zaten. Patateslerimin üzerine harmanlamış olduğum yumurta ve baharatlarımı da ilave ettim. Şöyle bir karıştırayım. Tamamıyla bir özdeşleşsin malzemeler. Tavama çok az sıvı yağ ilave ettim. Şöyle her tarafını bir fırça yardımıyla bir yağlayayım. Şimdi harcımı tamamıyla boşaltıyorum. Şimdi tavamı orta ateşe alacağım. Orta ateşte alt üst yaparak kızarana kadar ateşte bırakacağım.
Evet. Şimdi alt tabanı kızardı. Şu şekilde tabağımı da hafif yağladım. Patates çevirirken yapışmasın diye. Şimdi ters çevireceğim arkadaşlar. Ters yüz edeceğim. Şu şekilde gördüğünüz üzere çok nefis kızarmış. Şimdi tabağımı çok az daha yağlayacağım. Çok az, bir yemek kaşığı kadar yağ olsa yeterli gelir. Hafif yine fırça yardımıyla şu şekilde yağlayayım. Yine aynı şekilde tamamı bırakıyorum. Çok çabuk kızarıyor zaten. Yine orta ateşte bir 5 dakika kadar durması yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, nefis ve pratik kahvaltılığımın son hali bu şekilde. Şimdi dilimleyeceğim ve doku testini yapacağım, size de göstereceğim zaten. Evet, gördüğünüz üzere şöyle dokusunu göstereyim size. Gayet nefis. Bir de lezzetine bakalım. Evet, patatesli yumurtalı kahvaltılık vermiş olduğum tarifin lezzeti mükemmel arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim denemek isterseniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik size Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.